Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine sizinle yine beraberiz. Sol taraftaki çizimimizi inceleyecek olursak burada circle komutları daha sonra şurada bir slot oluşturacağız. Bunun için de yine circle bunu iki çembere teğet olan başka çemberler çizerek şuradaki fazlalıklardan yapılarak şuradaki slotumuzu oluşturacağız. Yine aynı şekilde buralara çemberlerimizi çizeceğiz ve çemberlerimize dıştan teğet olan başka bir çember çizerek şu kısmımızı oluşturacağız. Şuradaki vertikalleri ise şuradaki çemberimize ve şuradaki çemberimize teğet olan circle'ın içerisinde tanjant radius özelliğini kullanacağız. Aynı şekilde şurada da aynı şekilde kullanarak çizimimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar çizimimize başlayalım. İlk olarak şurada bir çemberimiz var. Bu çemberimiz çapına bakıyorum 38 mm. Daha sonra şurada dış tarafında bir çember daha var. Bu da yarı çap 32, çapı 64 mm olan bir çember. Burayı çizdikten sonra burada yukarıda başka çemberlerimiz var. Onları çizelim. Ve çizimimize devam edelim. Tabi önce ilk olarak Layers'a geliyoruz. Geldik. Şuradan Layer Properties'imizi tıkladık. Ve buraya yeni bir layer atacağız. Bunun için New Layer diyoruz. Eksen çizgisi başlığını koyuyorum. Eksen çizgisi. Daha sonra buradaki eksen çizgimizin rengini şöyle bir işte seçiyorum. Ve buradan da sürekli çizgi türü değil de buradan sevgili arkadaşlar eksen çizgisine aktarmak için load'u tıklıyorum. Ve buradan center'a gelip şuradaki center 2'yi seçerek OK diyorum. Daha sonra buradaki çizgi türünü center yapmak için bunu seçiyorum ve OK diyerek artık eksen çizgisini belirlemiş olduk. Biz burada yeni layer'lar açarak işte görünmez çizgi türlerini ve altta kullanacağımız diğer çizgi türlerini belirtebiliriz. Şimdi buradan close diyerek arayüzümüzü kapattık. Şimdi sevgili arkadaşlar dilersek şuradaki çemberden başlayalım. Circle dedim. Tabi daha öncesinden Orto komutunun aktif olup olmadığını kontrol etmem lazım. Fn F8 tuşuna basıyorum. Orto'yu deaktive etmişim. Şimdi aktif edeceğim. Fn F8 diyerek Orto on aktif hale getirdim. Şimdi Circle'ımı tıkladım. Ve şuradan bir çember çizeceğim. Ve bu çemberimin yarı çapını 32 mm olarak belirliyorum. Biraz da mouse'umun orta tekerleğini kullanarak zoom yapabiliyorum. Mouse'umun orta tekerine basılı olarak move veyahut da pan dediğimiz istediğimiz yere taşıyabiliriz. Ama ekran olarak taşıyoruz. Ve şimdi sevgili arkadaşlar 32 mm olan şuradaki yerimizi oluşturduk. Ve şimdi içerisinde de 38 mm olan yeni bir çember çizeceğim. Circle'ımı tıkladım. Bakın ekrandaki çizmiş olduğum çemberimi Coil Hunter'ımla yaklaşınca bana Center Point'ini otomatikman gösterdi. Ve ben de böyle bir kolaylıkla faydalanarak tıklıyorum. Merkez noktasını yakalamış oldum. Eğer çapı 38 mm olarak girmek istersek buradan bakın diameter aktif hale getiririm ve çemberimin çapını yazabilirim. 38 mm yazdım. Bakın şuraya oluşturdum. Şuraya oluşturdum. Şimdi dilersek şöyle yapabiliriz. Mesela geldi. Buradan layer'dan eksen çizgisini aktif hale getirdi. Layer komutunu kullanarak buradan yukarı doğru 57 mm çizebiliriz. Geldi. Merkezi yakaladı. FNS8 açık olduğu için sadece mouse'un da yönünü gösteriyorum. Ve uzunluk yerine girerek enter'a basıyorum. Bakın 57 mm ötedeki şuradaki merkez noktayı yakaladı. Şimdi buradan itibaren ben bir tane yarıçap çizeceğim. Yarıçap 15 mm'lık bir çember çizeceğim. Ve şuradaki bakıyorum çapı kaçmış. 2 x 12 mm diyor. Yani bunlardan 2 tane var ve çapı 12 mm'miş. Bunu çizeceğim. Ama önce ne yapıyor bu? Buradan eksen çizgisinden sürekli çizgi türünü döndürüyor.
Şimdi circle'ımı tıkladım. Tam bu uç noktası benim. Şuradaki çemberimin merkez noktası. R15'ti. R15'teki çember çizdim. Sağ tuş yapıyorum. Aynı komutu kullanmak için repeat circle dedim. Ve burada tıkladım. Çap 12 mm olduğu için yarı çap 6 mm giriyorum. Ve bakın şuradaki şeyi oluşturdum. Şimdi sevgili arkadaşlar, aynısı burada da var. R15, R15 ve şurada da var. Çap 6, çap 6, özür dilerim, çap 12, çap 12. O zaman biz şuradaki iki çemberi seslik. Ve bu iki çemberimizi bakın şöyle yapabiliriz. Kopyalama komutunu kullanarak kopyaladım. İki nesli seçtim, kopyaladım. Şimdi benden kopyalamak istediğim taşıma noktasını seçmem istiyor. Ben de buraya gidiyorum, tıkladım. Bakın arkadaşlar, buraya tıkladıktan sonra et işaretini aktif hale getirmem lazım. Alt kere ve et işaretini tıkladım. Artık benim çemberimin merkez noktası taşımak istediğim nesnemin orijin noktası olarak kabul edildi. Şimdi bakıyorum şekline. Bakın iki eksen arasındaki mesafe 44 mm'ymiş. O zaman ben 44 yazıyorum. Şimdi virgül komutuyla Y'ye geçiyorum. Y'ye bakıyorum. Bakın buradan buraya kadar olan mesafe 57 mm. Buradan buraya kadar olan 25 mm. Aradaki fark bana şuradaki mesafeyi verecek. 57'den 25'i çıkartırsak 32 mm. Ama bakın neydi? Ama eksi, bakın eksi, çünkü artı Y doğrultusunda değil, eksi Y doğrultusunda 32 mm yazarsak ve Enter'ı tıklarsak sevgili arkadaşlar bunu buraya kopyalamış olduk. Kontrol etmek için buradan istersek ölçüm yapabiliriz. Bakın şöyle yapalım. Buradan buraya kadar olan mesafe 44 demiştik. 44. Sağ tuşa giriyor. Bunu buraya kadar olan mesafe 32. Buraya silmiş olduk. Şimdi buraları çizdik. O zaman şuradan bir line yapalım. Ve bu iki line komutunu kullanırken bu iki çembere, şuradaki çember ve bu çember olan bir teğet olan bir çizgi çizelim. Şimdi line komutumuza tıklıyoruz. Line komutunu tıkladıktan sonra kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'un sağ tuşunu tıklıyorum. Ve buradan tanjantı seçerek birinci çemberimi teğet noktasını seçiyorum. Şimdi aynı şekilde buraya da yapmak istediğim için kontrol tuşuyla birlikte sağ tuş yapıyorum. Ve buradan da tanjantı seçerek bunun teğet noktasına bakın. Yapılmış. Bakın böyle teğet olmasını sağladık. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuradaki iki çember arasında yarı çapı 14 mm olan bir çember var. Bunun içinde circle'ın içerisinde tanjant radius özelliğini kullanacağız. Seçtim. Birinci nesneyi seç. İkinci nesneyi seç. Ve yuvarlatma yarıçapını bir 14 mm olan bir çemberimi çizdim. Bakın şuraları çizmiş oldum. Şimdi buraya gelerek trim'i tıklıyorum. Bir kere sağ tuş yaparak şuradaki fazlalıktan kurtuluyorum. Ve şuradaki bakın şurayı çizmiş oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradan bakın kaçmış. Şöyle bakıyorum. Yarı çapı 62 mm olan bir çember çizeceğim. Ama bunu eksen çizgisi olarak çizeceğim. Geldim. Center radius'u seçtim. Bakın merkez noktası burası. Ve yarı çapı 62 mm olan bir çember çizim. Yani şuradaki çemberimi çiziyorum. Evet, buradaki çemberi çizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar, yine burayı seçerek burada bir eksen çizgisi istiyorum. Sonra fazlalıklardan kurtulacağız zaten. Aynı şekilde buradan da aşağıya doğru yeni bir eksen çizgisi çizmek istiyorum. Şimdi istersek şundan kurtulalım artık. Yeniden çizeceğim çünkü. Geldi. Merkez noktasında
şuraya kadar çiziyorum. Çizdi. Aslında ben şu an şuraya çizmiş oldum. Şuraya kadar olan çemberi eksen çizgisini çizmiş oldum. Peki başka line komutunu kullanarak şuradan aralarında 30 derece olan bir eksen çizgisi çizmek istiyorum. Line'ını tıkladım. Orijinal yakalıyorum. Şimdi add tuşunu seçtim. Burada şimdi bir çizgi göreceğim için ilk önce uzunluğu girmem lazım. Uzunluk varsayalım şey olsun. 500 olsun. Daha sonra tab tuşuyla birlikte karşı tarafa geçiyorum. Ve bakın açı girmem istiyor benden. Bakıyorum. Burası 30 derece kalmasını istiyorsak şuradaki mesafe 7 derece 60 derece ama eksi yönde olduğu için eksi 60 yazıyorum. Enter yaz. Şimdi bunu kontrol etmek istiyorum. Annotation'dan iner değil. Yani bakın 30 derece olduğunu görüyoruz. Nasıl? Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan eksen çizgisinden çıkıyorum. Sürekli çizgiyi döndüm. Trim'e geldim. Şuradaki fazlayı kontrol ediyorum. Evet. Şimdi istersek şunlardan alalım biraz. Şöyle biraz daha sade görünmesini sağlayacağız. Tamam, olsun burası. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın buraları kontrol edeceğiz. Şimdi buradan itibaren yarıçapı 22 mm olan tam şuradan bir çember ve yarıçapı 12 mm olan ikinci bir çember ve aynı işlemi şurası için de yapacağım ve aynı şekilde olduğu için bunlara kopyalama da yapabilirim. Evet, şimdi circle'a geldim. Tam şu uç noktasından kaç milimetremiş? Yarıçapı 22 milimetremiş. Bu birinci çemberim. İkinci çemberimi seçtim. Tam şu noktadan yarıçapı 12 milimetre olan ikinci çemberimi çizdim. Bunu seçiyorum. Kopyalama komutunu tıklıyorum. Base pointinden şuraya taşıyorum. Bakın şuraya aynısını yapmış oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar, yine circle'ın içerisindeki tanjant radius'u seçerek şuradaki teğetlerimi çizeceğim. Bakın burada dikkat etmeniz gereken husus şöyle, bizim teğet noktalarımız öğle noktalarından seçmemiz lazım ki teğet olsun. Şimdi ben bakıyorum. Burası kaç milimetreydi? Burası 62 milimetreydi yarıçapı. 22 milimetre daha üzerine ilave edersek yarıçapı 84 milimetre olan bir çember çizmem lazımdı. Evet, onu çizdik. Hemen silelim hızlı bir şekilde. Trim seçtim. Sağ tuş. Şuradan kurtulduk. Bakın şuraya yaptık. Aynı işlemi şurası için de yapacağım. Bu sefer tanjant radius'ta bakın seçtim. R 62 idi. 12 daha ilave edersek 64, 74 milimetre olan şuradaki kısmını çizdik. Hemen şuradaki fazla tanını kurtulalım. Yapmış. Başka nerede fazlalığımız var? Şurası. Bir de şu iç kısımdan var. Şimdi R62'ye diye 62'den 12 çıkaracağız. R50'lik çemberler çizeceğiz. Instant Edit. Buradan ve buradan R50 çiziyorum. Burayı da çizmiş olduk. Evet. Şimdi artık şu fazlalıkları silelim. Başlayalım. Biraz yanlış şey çizdik. Şimdi evet arkadaşlar, şu içten teğet çizmem lazımdı. Yeniden çiziyorum. Şöyle yapalım. Birinci çemberi, ikinci çemberi yapmam lazımdı. Şimdi oldu. Evet. Trim. Sırasıyla gidersem şu fazlalıklardan kurtulmuş olacağım.
Evet. Başlıyorum biraz daha rahat gözüksün diye. Bakın. Şu zekeyi kalabalıklardan kurtulunca şeklimiz daha rahat ortaya çıkacak. Evet. Şurasını artık direkt tuşuyla silmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şurada R12 ve R32'lik yine teğet çemberlerimiz var. Yine sorkunun içerisindeki tanjant tanjant radyüsü seçiyorum. Bakın, seçtikten sonra birinci çemberimi seç, ikinci çemberimi seç ve yarıçapı 12 mm olan bir çember seç. Trim komutunu kullanarak şuradaki fazlalıktan sevgili arkadaşlar kurtulmuş oluyorum. Şimdi aynı işlemi circle tangent özelliğini kullanarak R32 için de yapmak istiyorum. Bu sefer birinci çemberim, ikinci çemberim, R32 yaptım. Şimdi trim'i kullanarak tekrardan şu fazlalıktan seçemedim herhalde. Bir kere sağ tuşa vuruyorum. Evet. Artık şunlar fazlalıklar. Bakın. Şu fazlalıklardan kurtuluyorum. Evet. Bakın artık şurası da fazla. Şunu da direkt düşürüp siliyorum. Evet görüldüğü gibi hatta şuradaki fazlalığı da bir silmek istiyorum. Sonra oraları büyüteceğiz sevgili arkadaşlar. Istiyorum. Evet, şeklimi oluşturdum genel hatlarıyla. Şimdi ise eksen çizgilerini çizmek istiyorum. Hatta çoğaltmak istiyorum. Şöyle tıkladım bir kere. Ama şu başlangıç noktasından seçerek streç yapmak istiyorum. Yani uzatmak istiyorum. Bu bir. Başka şuradan yapmak istiyorum. Seçtim. Evet. Evet, şuradan çizime devam etmek istiyorum. Mouse'umu tutayım. Mouse'umu yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya kadar uzattım. Şuradakini de uzatmak istiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Daha sağlıklı olması açısından. Modify içerisine Length komutumuz var. Oraya geldik. Delta'yı tıklıyorum. İkişer milimetre uzatmam lazım. Şunları uzatıyorum. Burada zaten var. Evet. Şimdi şuradan biraz şeyli olacak. Evet. Aynı şekilde buradan da çoğaltmak istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuradaki eksen çizgilerini çizmek istiyorum. Şunu ve şunu. Ve şurada da aynı şekilde yatayda olanı. Buradan geliyorum. Layer'ın içerisinden eksen çizgisini aktif hale getirdim. Line'ıma geldim. Bakın. Buradan şuraya kadar uzatalım. Hiç şey olmadı. Kaydı. Yeniden yapıyorum. Evet. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Repeat line dedim. Aynı şekilde. Buradan buraya kadar. Peki burada şey ne kaldı? Ne yapmıştık öncekinden? Sağ tuş. Buradan da
Plankton'u aktif hale getirdim. Delta, evet 2 mm. Evet, eksen çizgisini ayarladık. Şimdi sevgili arkadaşlar artık ne yapmak istiyorum? Ölçülendirmek istiyorum. O zaman buradan bir kere sürekli çizgi türünü seçtim. Şimdi ise annotation içerisinden ölçülendirmeye gelerek başlıyorum ölçülendirmeye. Şimdi başladım. Şunu vermek istiyorum. R15, R15, R14 diyor sağ tuş. Evet, R14. Sağ tuş yapıyorum. R32'ye ölçülendirelim. R32'mizi ölçülendirdik. Sağ tuş dedim. R62. Şimdi sağ tuş. R22. Sağ tuş. R12. Sağ tuş. R12. Yani şurası. Sağ tuş. R32. Sağ tuş. Radius olan bir şeyimiz kaldı mı? Hayır, kalmadı. O zaman yine annotation'dan radius değil, diameter seçeceğim bu sefer. Çap vermek istiyorum çünkü. Mesela birinci çapım çap 38. Çap 38. Çap 38. Başka çap 12 var. Sağ tuş. Bakın bunu şöyle de yapabiliriz. Annotation'a geldik. Leader'ıma geldim. Şunu özür dilerim. Şunun üzerinden seçiyorum. Efendim F8'i şimdi kaldırmam lazım ki. Evet şimdi bakıyorum. 2 çarpı şöyle yapıyorum. %% D dediğim zaman derece oldu. Şöyle yapmamız lazım. Sembollerimize gireceğiz. Bakıyorum şimdi sembollere. Buradan da sembollerin içerisinden şuradan bakmam lazım arkadaşlar. Şurada. Bakın sembollere geldim. Çapınkine bakıyorum. Degrees değil. Diameter olacak. Diameter %% C'ymiş. Yani ya bunu seçeriz veyahut da bu diğerlerine şey, tıklamamız lazım. Bakın şöyle. Söylüyorum. Shift tuşuyla birlikte. Şöyle yapalım. %% tıkladığınızda bakın fi işareti çıktı. Buradan da 12 seçerek close diyorum. Tamam. Şunu da yapmış olduk. Bakıyorum. R38'imiz. Evet şimdi annotation'dan diameter'a geliyorum. Linear'ı seçeceğim. Özür dilerim. Linear'ı seçiyorum. Bakın. Buradan buraya kadar olan kısmımız 25 mm. 25. Başka 57 olan kısmımız var. Sağ tuş. Dim linear. Buradan 57. Sağ tuş. Buradan 44 mm. Şimdi sadece bir tane açımız kaldı. Buradan angular seçtim. Bakın 30 derece olmasını sağladık. Evet sevgili arkadaşlar. Bu çizimimizde circle komutları ve circle'ın içerisinde tanjant, tanjant, radius özelliğini kullandık. Eksen çizgilerini atadık. Ve trim komutunu kullanarak da buradaki fazlalıklardan kurtulduk. Ve en son sevgili arkadaşlar ölçülendirme yaptık. Ölçülendirme de annotation içerisinde zaten burada. Şöyle farklı olan şuradaki leader'ı seçtik. Leader'ı seçtiğimiz zaman da bakın burada 2 çarpı 12 şeklinde göstermesini sağladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.